Haydi bakalım. Enteresan Gıcır Vadisi. O Ses Türkiye'ye hoş geldiniz. Nasıl geldiniz? Çok güzel geldiniz. Aferin size. Haydi bakalım yarışmacımız gelsin bakalım. Haydi. Şarkıma başlıyorum. Oh. Beni sen nasıl terk ettin, bırakıp gittin, çok ayıp ettin, eyvallah. Şimdi ateşin çıksın, motorun bozulsun, domuz gribi ol inşallah. Beni bırakıp gittin, ateşin çıksın, domuz gribi ol inşallah. Muazzam, mükemmelsin. Ah, çok sert. Merhaba. Merhaba. Tanıyalım seni. Adım Sarp. Atak mı? Hayır, kapak. K'lar yumuşak K. Aa, yok artık. Çok eskilerden bir şarkı seslendirdin. Evet. Su gelir düldül düldül, yarda gelsen beni güldür dermişim. Değil mi kız Bülent? Haklısın Cemil'cim evladım. Mevki, mevkiledi umutlu Hüsniye. Cemiyetin veleddül ahvakını. Serdura erdiremedin çocuğum evladım. Giovanni Trapattoni, Cristiano Ronaldo. Ne? Zırderenköy. Ne oldu sapçım ayol? Sap gibi kaldın değil mi? Espri yaptı kertenkele, vur dibini yerden yere. Ne dedin ki? Ayol ben ne dediğimi biliyor muyum ayol? Ben söyleyeyim. Kürt ile Hicazkar makamı okudun galiba değil mi evlat? Evet hocam. Aferin. Benim çok eskilerden bir şarkım vardı. Şöyle ki. Vazgeç gönlüm sen bu aşktan. Vazgeç gönlüm sen bu aşktan. Buradaki tınlamaları iyi yapamadığını düşünüyorum. Sen bizi tınlamıyor musun evlat? Sen niye dönmedin? Ben dönmemeliydi. Niye döndüler? Nasıl döndüler? Biz niye? Biz niye dönmedik? Ne döneceğim ya? Dünya döner, yeri gelir, başın döner, eser keser döner, sap döner. Ekmek arası tavuk döner. Bu arada tavuk dönerse horoz ne yapsın? O da sonuçta bir can. Biz dönmedik, onlar döndü kim ya? Yeter artık. Konumuza gelelim. Sesinin rengi bana birazcık koyu geldi. Ama ki bu senenin modası açık renkli sesler. O yüzden enerji bana düşük geldi. Bir bu kıyafetin üzerine bir leopar desenli şal atsaydın enerjin bir dengelenirdi. Ama bana çok sert geldin. Çok sertsin. Yoksa sen İvan'a sert misin? Çocuğum evladım fevkaladenin fevkinde okudum. Yalnız şeylere çıkamadın. Neylere çıkamadım hocam? Merdiveni çıkamadın ayol. Ayol ne olacak sese çıkamadın. Sese nasıl çıkılır göstereyim sana çocuğum. Ver evladım müziği. Çilağım. Nefesim yetmedi. Çile bölbölüm. Allah. Çile bölbölüm. Çile. Helal mi?
helal. Duyamadım ayol, helal mi? Helal diyen dillerinizi yerim evladım. Aa, bu arada Orhan Baba bana çok imalı imalı bakıyor. Acaba beni beğendi mi? Şimdi evlat, hep öküz mü trene bakacak? Biraz da tren öküze baksın değil mi? Evlat, öncelikle sesin çok güzel. Yalnız şu hususta belirtmeliyim ki, evde kalmış kızınız varsa adını yazın, 90-60-90'a gönderin. Sizin yerinize turşusunu biz kuralım. Ayrıca ilk 500 kişiye turşu bidonu bedava. Değil mi Mustafa? Ben de turşudan isterim. Ama benim bir arkadaşım vardı. O da senin gibi böyle güzel söylüyordu. Bir gün hava soğuktu, böyle buz gibi taşa oturdu. Ondan sonra oğlan oldu. Ne oldu? Ne oldu? Basur oldu. Şu anda benim takımımı seçersen ben rengarenk bir kelebeğim. Benim takımımı seçersen beraber uçarız bebeğim. Ve defilemin mankeni olursun. Dikişlerini ben yaparım. Hem de çift dikiş. Beni seçersen çocuğum, aynı küvette birlikte süt banyosu yapacağız evladım. Hatta sana şimdilik avans olarak tek taş yüzüğümü veriyorum. 7 göbek sülalen geçilsin. Berhudar ol Bülent'ciğim. Evlat, beni böyle seç, seçeceksen. Olduğum gibi geleceksen. Evlat, direksiyonda eşek varsa kaputun altındaki beygir ne yapsın evlat? Anladın sen onu değil mi Mustafa? Benim takıma gel, bir tur uzay mekiğine gezdireceğim seni. Benim takıma gel evladım. Oh, benim çok takıma sert. Gel. Kimi seçsem acaba? Oh. Evlat, önce onlara git sonra bana gel. Yok öyle olmaz. Bir yok. Saniye çocuğum, bir saniye evladım. Yaşın kaç çocuğum senin? 18 abla. Çıtır çıtır maşallah. Ayol sen bunu istiyor musun? İstiyorum tabii ki. Siz istiyor musunuz? Tabii ki. Alırsınız. Kaçma. Oh, dur, çok sert. Kaçma. Oh. Bana da bırak dermişim. Nereye? Bu format böyle değildi. Ne oldu? Gitti de gitti. Yarışma bitti. Ardına bakmadan git. Madem onlar gitti, ben de fıkra anlatayım. Temel bir gün Fadime demiş Fadime, akşam bizim eve gel, evde kimse yok. Fadime heyecanlanmış, akşam eve gitmiş, kapıyı çalmış, kimse yok. O ne oldu? Başka bir yarışma varmış öbür tarafta, ben gidiyorum. Gel abi, gidiyorum. Hadi gel. Teşekkürler. Hakan Süleyman, Cüneyt, Turgay, Mehmet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Hacım Bey. Arkadaşlar hepinizi tanıyoruz. Yani benim kafamda şöyle bir şey oldu. Hani bunlar bir yere gelirse süper bir skeç seyredeceğiz diye. Hollywood filmlerinde böyle büyük yıldızlar olduğu zaman olay zayıflar ya. Böyle acayip bir şey beklersin ve genelde hayal kırıklığı olur. Yani normal skeçlerin üzerinde bir skeç. Ama bu gruptan beklentim bu değildi. Hemen kısa kendimce beğenmediğim yerleri söyleyeyim. Yani Bülent Ersoy tiplemesi yapan arkadaşımız bizim ikinci sezonumuzda birinci olmuş. Biz hala Bülent Ersoy taklidi yapıyoruz. Ki yani final görecek bir grup bu. Bülent Ersoy'un taklidi derken de hala Allah bölümünü seyirciye söyleterek. Yani bunu biz tahmin ediyorum bir 15 kere falan seyrettik. Orhan abimiz yani bu tarz reaksiyonlar vermiyor. Yani Orhan Gencebay tiplemesi 10 numara. Bence ses de 10 numara. Fakat Orhan'ın metni çok zayıf. Hani Orhan Gencebay o ağırlığıyla durup da bir şeyler söylese daha çok gülerdik. Cemil İpekçi bence jüride hiç olmamalıydı. Hani konsept olarak da çok uygun bulmadım. Yani inandırıcılığı olmadı. Ben Mustafa Topaloğlu dışında
doğru düzgün gülemedim yani. O yüzden büyük bir fırsat kaçtı diye düşünüyorum. Eser? Gerçekten yani yazılan metinden daha yetenekli bir ekip var ortada yani. Hani bulunan konseptten de bence O Ses Türkiye'yi yapma fikrinde de bir sakatlık seziyorum ben abi. Yani çünkü hani oranın jürisi zaten şu an çok konuşulan bir jürisi var. Oranın jürisini parodisini yapmayalım da biz kendimiz yeni tiplemeler koyalım derken ve daha önce çok yapılmış tiplemeler olunca çok ben de yani çok daha iyi bir şey bekliyordum yani hissiyat olarak. Biraz o beklentiyi karşılayamadı maalesef. Ben evet haklılar. Fakat ben sizden neler çıkacağını tahmin ettiğim için çok fazla eleştirmeyeceğim. Yani biliyorum ki bir dahaki sefere bambaşka bir şeyle gelinecek. Eminim yani. İnşallah. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Peki oynamaya geçelim Eser. Yani ben sahnenin biraz tehlikeli bir yer olduğunu düşünüyorum. Yani tabii ki geçen sene ben televizyonda izledim ama hani hep o anı da değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Yani şu anki performans için ben maalesef hayır diyorum arkadaşlar. Ben sizin biliyorum neler yapacağınızı ve hatta sizin finale bile gideceğinizi bazen düşünüyorum. Özellikle bu ekip çok başarılı. Geçen sene öldüm karnının ağrısından gülmekten yani çok başarılısınız. Kesinlikle evet diyorum. Evet de. Bir kere çok kötü bir skeç değildi. Benim hayal kırıklığım çok tekrar vardı skeçte. Daha önce yapılmış espriler mizah tekrardı. O yüzden hayal kırıklığı yaşadım. Ama kesinlikle bir denemeye de hakkınız var. Ben de evet diyorum. İki evet de oluyoruz.